Yusuf Haccac gönüllü olarak Küfe'nin valiliğine talip olur. Halife pek onu atamak istemez ama Küfe'ye de vali dayanmıyordur. Giden her vali bir ay kalmadan kaçmaktadır. Küfe kazan, Küfe fitne, Küfe kalleştir. Çünkü Küfe Hazreti Ali'ye kalleşlik yapmıştır. Hazreti Hüseyin'i yarı yolda bırakıp Yezidlere satmıştır. Misafirlerini Müslüm'ü kendi elleriyle zalimlere teslim etmiştir. Küfe ehli beyti sürekli ihanet etmiştir. Küfe şımarmıştır. Küfe yumuşak sözlerden, maslahat-ı güzardan anlamayacak kadar kabris doludur. Yusuf Haccac bütün bunları bilmesine rağmen herkesin korktuğu Küfe'ye yalnız başına girer. Üzerinde yırtık elbiseler, dilenci kılığında yüzünü pelerinle örterek bir sabah namazı kapılarına, pencerelerine taş atarak halkı uyandıra uyandıra camiye doğru yoluna devam eder. Halk bu meczuba haddini bildirmek için camide toplanır. Neredeyse bütün şehrin erkekleri camide toplanmıştır. Merakla beklerler bu meçhul yabancının niyetini. Vaaz kürsüsünde heybetlice oturan bu deli de kimdir? Niçin kapımızı, penceremizi taşlayarak bizi tatlı uykumuzdan etti diye düşünmektedirler. Esrarengiz adam yüzünü açtığında irkilirler. Yusuf Haccac'tır. Tarih onu zalim Haccac diye anarak nankörlük edecektir. Bana göre zalim değil, alim bir adamdır. Dedim ya, önce adalet, kuru soğan işi merhametin kime ne yararı olur? Haccac'ın Küfe camisinde yapmış olduğu konuşmasını gençlik döneminde duyduğumda takdir etmiştim. İşte o meşhur konuşma. Ben meşhur bir adamım. Kazandığım zaferler, yaptığım işler benim şöhretimi her gün biraz daha arttırıyor. Sarığımı çıkarayım da kim olduğumu görün. Şimdi beni iyice gördünüz mü? Beni tanıdınız mı? Ha, bakıyorum bazılarınız beni iyice görebilmek için gözlerini kırpıştırıyor. Boyunlarını uzatıyor. Bu uzanan boyunlar üzerindeki kelleler ne güzel kılıçtan geçer. Ben kelle uçurmakta gayet ustayımdır. Daha şimdiden şu sarıklarla, şu sakallar arasında kesilen boyunlardan akan kanları, akışını görür gibiyim. Müminlerin emiri kuburunu boşalttı. Oklarının arasından en zalim, en keskin, çelikten ve en sert ağaçtan yapılmış olan oku bulup seçti. O ok da benim. Ey Iraklılar, ey isyan ve ihanetten başka bir şey bilmeyen asiler, kötü kalpliler. Ben öyle hamur gibi yoğrulabilen cinsten yumuşak kalpli bir insan değilim. Sizi kırbaç düşmanları, sizi köle karı yavruları sizi. Ben Haccac bin Yusuf'um. Benim tehditle vaat geçirmeyip çok çabuk dediğimi yapan bir adam olduğumu göreceksiniz. Ben fazla vakit kaybetmekten, konuşmaktan hoşlanmam. Bundan böyle hiçbir yerde bir kalabalık toplandığını görmeyeceğim. Toplantı, içtima hepsine yasak. Kendi aranızda gizli gizli konuşma istemem. Bundan böyle kimse kimseye neler oluyor, yeni ne haberler var diye sormayacak. Ne oluyorsa oluyor, size ne fitne çocukları. Herkes bundan böyle yalnız kendi işiyle uğraşacak. Kimse başkalarının işlerine karışmayacak. Elime düşecek adamın vay haline. Dost doğru yürüyecek, ne sağa ne sola döneceksiniz. Başınıza getirirdim adamları takip edip halifeye biat edecek, ona sadakat ve itikat yemin etmekten sonra yola çıkacaksınız. Nakliciliğe, siyasete fena sinir olurum. Gençliğimde sabbahiler, melamiler, saray uçakları hepsi de beni siyasetlerinde çekmek için gayret ettiler. Ancak beyhude yoruldular. Siyasetlerine alet olmadığımdan bana kin duyan sabbahileri ardından suikastçı göndermekle tehdit ettiklerinde güldüm geçtim. Bu Şems ölmeden önce ölmüştür zaten dedim. Moğolların siyasetinden, işgallerinden de iğrendim. Siyaset şeytanın suyudur. Temizlenmek için elinize suya dokunsanız bütün bedeniniz, ruhunuz şeytana satılmış demektir.
Merhaba dostlar. Dilimiz döndüğünce hikayemizi anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. YouTube kanalımıza abone olduktan sonra bildirim butonundan tümünü seçiyoruz ki videolarımızdan haberdar olasınız. Videolarımızı beğenip videolarımıza yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.